diyelim ve Business Ekonomi'de Sayın Zekeriya Yıldırım'la devam ediyoruz sayın seyirciler. Eğitimde fırsat eşitliğini konuşacağız ve tabii ki eğitimde de Anadolu açılımını konuşacağız. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya Yıldırım yayınımızda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında sizinle eğitim konusunda birçok konu konuşabiliriz. Saatler sürebilir belki evet. Ama süremiz el verdiğince. Şimdi eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz zaman belli kurumlar akla geliyor. Aslında şöyle bir bakıldığında kurumlar fırsat eşitliğine ne kadar katkı sağlıyor noktasında henüz istenen seviyede olmasak da Darüşşafaka'da bu adımları atmaya devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de fırsat eşitliği noktasını ne kadar eşittir fırsatlar birkaç yıl öncesine göre ne kadar gelişiyoruz diyelim. Daha istenen noktada olmadığımızı hemen söyleyelim. Artık ülkeleri karşılaştırırken sadece sermaye durumlarına bakılmıyor, sermaye stoklarına bakılmıyor. Onun yanında hatta daha da ondan önce insan kaynakları daha öne çıkıyor. Bugün birçok geriden gelip öne geçen birçok ülkenin insan kaynaklarına iyi eğitim verdiği için, eğitimde fırsat eşitliği sağladığı için öne geçtiğini söyleyebiliriz. Mesela Güney Kore'yi buna bir örnek olarak verebiliriz. Türkiye'de de eğer 2023 yılındaki hedeflerimizi gerçekleştireceksek bizim eğitimin kalitesini düzeltmemiz, aynı zamanda kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamamız lazım. Maalesef bu iş devletin bütçe imkanları da sınırlı kalıyor. Bizim gibi kurumların yardımcı olması gerekiyor. Biz 150 yıldır bu işi yapıyoruz. Bizim kuruluş misyonumuz bu, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak. 150 yıldır Darüşşafaka babasını kaybetmiş, maddi durumu yetersiz ama yetenekli çocuklara kaliteli eğitim sunuyor. Son geçtiğimiz yıldan itibaren annesini kaybetmiş olanları da almaya başladık. Bir çocuk değişikliği oldu. Çocuk değişikliğiyle annesini kaybetmiş olanları almaya başladık. Daha da gerilere gidersem kızlarımızı almaya başladık 1971 yılından itibaren. Yani eğitimde fırsat eşitliğinde her geçen yıl derinlik kazandırmaya çalışıyoruz. Anadolu açılımından da söz etmek istiyorum. Buyurun. 2008 yılından itibaren Anadolu'nun her köşesindeki çocuğun, bizim bizde okuma koşullarını taşıyan her çocuğun Darüşşafaka sınavından faydalanmasını temin etmek için onların her birine mektupla ulaşıyoruz. Onları Darüşşafaka sınavına girmeye teşvik ediyoruz. Bu sene de işte annesini ve babasını kaybetmiş 4. sınıfta okuyan çocuklara 15 bin mektup gönderdik. Bununla yetinmiyoruz. Onların yoğun olarak bulundukları illerde tanıtım toplantıları yapıyoruz. Darüşşafakalılar yönetim kurulu üyeleri olarak, öğretmenler olarak, Darüşşafaka'dan yetişenler olarak önümüzdeki haftadan itibaren 2 hafta Anadolu'da olacaklar. Darüşşafaka'yı anlatacaklar. Bir şey daha yaptık. İlk başta temas ettiğiniz gibi maalesef herkese aynı fırsat verilmiyor. Hele hele küçük çocukların bilgi düzeyi Türkiye'nin her yerinde aynı olamıyor. Biz bunu dikkate alarak bilgi tabanlı sınavı kaldırdık, yetenek tabanlı sınav yapıyoruz. Ve son 5 yıldır aldığımız yeni öğrencilerin %70'i Anadolu'dan geliyor. Sadece %30'u İstanbul'dan geliyor. Hatta Anadolu'dan gelenlerin büyük bir kısmı, yarıdan fazlası şehir merkezleri dışından geliyor. Biz eğitimde fırsat eşitliğini mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmak istiyoruz. Aslında bunu bir şekilde tabloyla da ortaya koyalım istiyoruz. Çok çeşitli araştırmalar var ama OECD ülkelerinde ortalama eğitim süresine baktığımızda OECD ortalaması 11, Amerika 13, Türkiye nerede diye bakacak 6. olursak 1995'te 5 iken yani 5 yılken 7. sıraya evet. çıkmış. 7. sıraya çıkabilmiş diyelim. Evet. Yani OECD'nin 11 olduğu, ortalamanın 11 olduğu bir yerde dolayısıyla evet 7 yıla çıktı. 7 yıla çıktı. Şimdi hani bu gibi kurumların, Darüşşafaka gibi kurumların bu anlamda önemine dikkat çekiyoruz. Ama bir taraftan da hani ne kadar yaygınlığı noktasında bazı sinyaller verdiniz. 15 bin aileye mektup gönderdik dediniz. Kaç kişi sınava giriyor? 2000-2500 kişi sınava giriyor. Tabii bir kısmı da bizim koşullarımızı taşımıyor. Maddi durumu yeterli olanları biz almıyoruz zaten. Evet. Bir kısmı da o küçük yaşta. Her yıl kaç? 120 öğrenci alıyoruz. Her yıl. Bu yıl biraz düşük alacağız. Çünkü geçtiğimiz yıl 4. sınıfta almıştık. Bu yıl 5. sınıftan alıyoruz. 5. sınıfımız çok büyük olacağı için bu sene biraz sayıyı aşağıda tutacağız.
Tabii bizim bir farkımız daha var. Biz sadece eğitim vermiyoruz. Biz çocuğu yetiştiriyoruz. Çocuğun her şeyiyle ilgileniyoruz. Bir yerde hayatını değiştiriyoruz. Bizim bütün amacımız, varoluş sebebimiz bu. Eğitimde fırsat eşitliği sağladığımız çocuğa iyi bir eğitim verirken onun kişiliğini geliştiriyoruz. Sosyalleşmesine yardımcı oluyoruz. Bizde dersler kadar ders dışı etkinlikler de önemlidir. 81 kulübümüz var çocuklarımızın faaliyet gösterdiği. 954 öğrenci okuyor. 68 değişik ilden geliyor bu 954 öğrenci. Ne kadar yayıldığımızı göstermesi bakımından önemli. Ayrıca bu çocuklar dediğim gibi ders dışı etkinliklerde aktifler. 600'den fazla öğrenci bir enstrüman çalıyor. Yine 600'den fazla öğrenci en az bir spor dalıyla ilgileniyor. Böyle bir Darüşşafaka'dan yetişirken onları hayata her yönüyle hazırlayan bir anlayış içerisindeyiz. Bizim orası 24 saat yaşayan bir kampüstür. Derslerinde de sadece sosyal faaliyetlerle kalmıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının izin verdiği ölçüde ek programlar uyguluyoruz. Mesela 5. 6. sınıfta da çocuklara araştırma yapmayı öğretiyoruz. Araştırmacı çocuk programı uygulanıyor. Yine Uluslararası IB Organizasyonu'nun Orta Yıllar Programı denilen MYP'yi uyguluyoruz. İstanbul'da 2. liseyiz. Bir yazım merkezi diyeyim. Writing Center İngilizcesi. Çocukların yazma kabiliyetlerini geliştirmek yardımcı olmak üzere bir merkezimiz var. Uygulamalı bütün derslerimiz, laboratuvarlarımız var, planetaryumumuz var, gözlem evimiz var. Yani daha çok kadar gelen çocuğun hayata donanımlı çıkması için her şeyi yapıyoruz. Ayrıca üniversitede de kendilerini destekliyoruz. Şimdi hani işin birçok boyutu var. Yani sosyal boyutu, ekonomik boyutu var. Bir kere şunun altını çizelim. Bağışlarla evet. Hayatta kalan bir kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani ne kadar duyarlıyız noktasında cevabı herhalde en net sizden alabiliriz. Ya da duyarlılığımız ne kadar gelişti evet. Noktasında. Keşke hani yılda çok daha fazla öğrenci alabilecek, çok daha fazla kişiye imkan tanıyabilecek bir mekanizma olsa, çok daha fazla bağış olsa diye düşünmeden edemiyoruz. Tabii bu iş biraz tanıtımla ilgili. Mutlaka. Biraz da toplumun duyacağı güvenle ilgili. Biz bu konuda önemli çalışmalar da yaptık. Son 5 yılda bir hayli kaynaklarımızı geliştirdik. Geçtiğimiz yıl 10 bin vatandaşımız bize bağışta bulundu, irili ufaklı. Bunun yanında Türkiye'nin önde gelen kurumları ki bunlardan biri Türkiye İş Bankası. Türkiye İş Bankası bizim bu Anadolu açılımımızı destekçisi oldu. Her yıl aldığımız öğrencilerin 81'ini kendisi okutuyor. Her türlü giderini karşılıyor. Onun yanında şimdi uzun bir liste olacak. Türkiye'nin önde gelen kuruluşları da desteğimiz. Ayrıca bizim ileri yaşlarda bağışçılarımızın hem eğitime destek olurken hem de ileri yaşlarını huzur içinde geçirebilecekleri rezidanslarımız var. Burada tam bir güvenlik içerisinde, 5 yıldızlı otel konforu içerisinde şeylerin de sosyal hayatların da ilişkilerin de kesintiye uğratmaksızın sürdürebilecekleri rezidanslarımız var. İstanbul'da 3, İzmir Urla'da da bir rezidansımız. Toplam 445 bağışçımız kalıyor buralarda. Dediğim gibi buraya Darüşşafaka'ya bağış yapanlar sadece kalıyor. Aynı zamanda bu bağışlar hem kendilerinin geleceği için kullanılıyor hem de eğitime destek olsun diye kullanılıyor. Ayrıca bu tür hayatı seçmeyenlerden de bize ölüme bağlı tasarrufla mal varlığını bırakanlar var. Onların da sayısı şu anda 315 ama dediğiniz çok doğru. Biz çok daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz. Onların hayatını değiştirmek istiyoruz. Eğer vatandaşlarımız bizi desteklemeye devam ederlerse, bu güveni sürdürürlerse biz ikinci bir okulu İstanbul dışında da belki Ankara'da, belki İzmir'de, belki Bursa'da açmak istiyoruz. Nitekim İzmir ve Bursa'da burada niye okul açmıyorsunuz diye bize yapılan yaklaşımlar var. Mutlaka. Bunu yapmak istiyoruz. Bunun için de daha fazla
desteğini bekliyoruz. Bu desteklerin de bir alt limiti, üst limiti de yok ayrıca, değil mi? Yok, yani istenen destek bağışta bulunabilir. Çünkü tamamen bağışla giden bir organizasyondan bahsediyoruz. Ama şimdi Sayın Yıldırım, şunu da sormak istiyorum. Burada yalnız bir de sözünüzü kestim, lütfen. Özür dilerim. Bağlantılı olduğu için tamamlayayım. Bu güveni kazanmak çok önemli. Biz Darüşşafaka olarak bu güveni kazanmak için bugün sermaye şirketlerinde uygulanan kurumsal yönetim ülkelerini aynen kendimize adapte ettik. Adapte etmekte kalmadık. Yani bugün aklınıza gelen Türkiye'deki bütün önde gelen kuruluşların uyguladıkları yönetim tarzını, modelini aynen biz uyguluyoruz şu anda. Uygulamakla da kalmadık. Kendimizi denettirdik ve not aldık. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuz 10 üzerinden 8-10'da 4 oldu. İyi bir not bu başlangıç için. Yani birçok şirket ancak en fazla bunu alabildi başlangıçta. Bunu yaparken bir de öncülük yaptık. Bu notu alan ilk sivil toplum örgütüyüz. Evet. Onun için vatandaşlarımız Darüşşafaka'ya teslim ettiği kaynakların en iyi şekilde kullanıldığından emin olabilirler. Şeffaflığa çok önem veriyoruz. Web sayfamız bizimle ilgili haberlerle dolu. Aldığımız kararlar, yaptığımız gayrimenkul satışları, satın almalarımız, her şey web sayfasında. Üyelerimize, bağışçılarımıza sürekli bilgi veriyoruz. Gönül rahatlığıyla bağış yapabilirler. Evet, Türkiye'de bazı kuşkusuz geçmişten gelen soru işaretleri vardı. Evet. Bu soru işaretlerine gerek yok diye de ekliyorsunuz. Şimdi Türkiye önemli bir süreçten de geçiyor. Bir çözüm süreci ve bu çözüm süreciyle ilgili kuşkusuz son zamanlarda yapılanları, açıklamaları yakından takip ediyoruz. Şimdi çözüm sürecinde de ve hatta öncesinde, şimdiye kadarki süreçte eğitim. Yani eğitimin birinci madde olarak olduğunu hani faaliyette bulunulmasa dahi hep biliyoruz. Şimdi Anadolu açılımı dediniz. Şimdi Anadolu açılımı derken akla hemen ilk bu soru geliyor. Yani daha fazla bağış olsa farklı yerlerde de hani Darüşşafakalar açabiliriz ama hani sınırlar dahilinde dediniz. Eğitimle ne kadar çözülebilir noktasını size sormak istiyorum. Yani bu işin doğrudan içinde olan bir isim olarak. Eğitim insanların hayatını değiştiriyor bir kere. Başta da söylediğim gibi insan kaynaklarının kalitesi dünyada ülkeler arasındaki farkı ortaya koyuyor dedim. Yani Türkiye'de de öyle. Bu açılımla beraber biz bölgesel farklılıkları da kaldırırsak bence geride hangi dilin konuşulacağı falan bence teferruattır. Önce hangi dilde olursa olsun iyi bir eğitim alması, iyi bir vatandaş olması, aynı zamanda iyi bir dünya vatandaşı da olması, rekabetçi bir gücü kazanması çok önemli. Hepimiz, bütün Türkiye doğusundaki de batısındaki de aynı donanımı sağlayabilirsek bütün yetişen çocuklarımıza Türkiye çok farklı yerde olacak. Türkiye birbirini daha çok sevecek, daha çok kaynaşacak. Darüşşafaka'yı görseniz dediğim gibi 68 değişik ilden çocuk geliyor, orada bir havuzun içerisinde hepsi kaynaşıyor. Hepsi Darüşşafaka sevgisiyle yoğruluyorlar. Hiçbir fark olmuyor. Ortak arada. Nokta eğitim tabii oluyor. Zaten bizim en büyük özelliğimiz eşitlikçi olmamız. Evet. Nereden gelirse gelsin çocuklar bizim için değişmiyor. Bu anlayışımız devam edecek. Bunun bütüne yayılması çok önemli. Evet, biz aslında Darüşşafaka'nın 150. yılı dolayısıyla burada sizi ağırladık. Şimdi 150 yılda nereden nereye gelindiği de çok önemli. Kısaca son olarak birkaç cümle etmek istersiniz diye tahmin ediyorum. Evet, 150 yılda buraya geldik. Darüşşafaka bir kere bir aydın hareketi olarak başladı. Genç Osmanlı aydınları kurdu. Yusuf Ziya Paşa'nın liderliğinde 1863'te Darüşşafaka'yı. Ama aydın hareketi halktan destek buldu. Bu yönü de önemli. Bu yönünü ben çok önemsiyorum. Hala öyle gidiyor. Bizim Yüksek Danışma Kurulumuz var. Kamuoyu önderlerinin yer aldığı. Hatta başkanlığını da Tarhan Erdem yapıyor. Akit adamlar da bir bölgede başkanlık yapacak. Evet. Bunun yanında geleneklerimize bağlıyız ama her zaman değişime açık olduk. Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Darüşşafaka Osmanlı'nın ilk telgrafçılarını yetiştirmiştir. O telgrafçılar Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevler yapmıştır. Bir ara Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde öğretmen yetiştirmiştir. 1955'te müthiş bir öngörüyle İngilizce eğitime geçmiştir. Ben de o sınıfın öğrencilerindeyim. 1955'te İngilizce eğitime başlayan.
1971'de demin söylediğim kızları almıştır. İstemeyerek, içi sızlayarak tarihi kampüsünü terk etmiştir. Maslak'taki kampüsüne geçmiştir. Neden geçmiştir? Daha çok çocuğu okutmak için geçmiştir. Sürekli değişim içinde olmuştur. Çağa ayak uydurmuştur. Bugün de teknolojiden faydalanmak, teknolojiyle akrabalık tesis etmesi çocuklarımızın çok önemli. Bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz. 50. yılımızı da Haliç Kongre Merkezi'nde görkemli bir gösteriyle kutladık. Öğrencisinden mezununa, velisine, bahçısına ve Darüşşafaka dostlarına kadar uzanan 3000 kişinin katılımıyla müthiş bir gece oldu. Herkes orada Darüşşafaka'nın büyüklüğünü gördü. Darüşşafaka'nın yıllar içerisinde bu söylediğim gelişimini gördü. Hem hep beraber ağladık hem de çok mutlu olduk. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yıldırım yayınımıza katıldığınız, görüşlerinizi de paylaştığınız için sağ olun. Teşekkür ederim. Başta belirtmiştik sayın seyirciler, piyasaların gündeminde yer alan Avrupa Merkez Bankası politika faizini %0.75'te tuttu. Zaten bekleniyordu, sürpriz değil ama asıl önemlisi birazdan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin yapacağı açıklamalar diyelim. Programı noktalayalım, tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.